Selamlar arkadaşlar. Bugün size borsayı anlatacağım. Ama matematiksel olarak borsayı anlatacağım. Diyeceksin ki ya nasıl matematiksel olarak anlatacağım? Yuvarlak bak arkadaşım, yuvarlak. Ne demek istiyorsun? Yani 2013 yılında borsa 500 dolar, işte geçen senelerde borsa 150 dolar. Demek ki 10 yıl boyunca borsada olanlar para kaybetti. Efendim o şirket çok yükseldi ama diğerleri kaybetti. Olabilir kardeşim. Sen borsadaysan ve yatırımcıysan sen de kaybettin. Efendim ben yükselen şirketlerde hep oluyorum. Aa, olmaz. Şimdi bunu matematiğe dökeceğiz. Matematikle anlatacağım. Yani insanlar kazandığını zannediyor. Nasıl anlatayım? Yani mesela anlatıyor mu işte? Geçen sene 2023'te çıkın çıkın dedik. Ocak ayında çıkın dedik borsadan. Çıkmadılar. Aradan bir sene geçti. Dolar bazında yine aynı seviyelerde zannedersem borsa. Yine aynı yerlerde kalan. Yani para kazanmadılar dolar bazında. Hani çok indi düştü ya. Hani o gidip de 2023 yılında o orta taraftan seçimlerden sonra bizim gibi girdiyseniz onlar iyi kazandı. Ama ilk başta girip parasının yarısını kaybedip sonra yarısını geri aldıktan sonra. Ya bu arkadaşlar dolar bazında kazan yani o 2023 ocağına bakmak istiyorum hemen. Hemen bakmak istiyorum. 2023 ocağından bugüne ne değişmiş ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir seneden fazla geçti. Hemen çünkü önemli. Yani orada biz uyarı verdik. Dolar bazında arkadaşım o zaman benim uyarı verdiğim 305 dolardaymış. Evet. Yani bir sene geçti. Ocak, Şubat, Mart 3 ay daha geçmiş. Yani bir sene 3 ay geçmiş. O gün ben uyarı veriyorken 305 dolarlardaydım. 310, 305 o dolarlardaymış. Sakın sakın çıkın. Bugün baktığımızda bugün arkadaşlar 276 dolarda. Bakın bir seneyi geçmiş ve yani dolar bazında kaybetmiş. Evet gördünüz değil mi? Bizim dolar borsa böyle. Şimdi buradan ne anlayacağız arkadaşlar? Yani buradan şunu anlayacağız. Borsa yükseliyorsa para kazanıyorsun. Dolar bazında düşüyorsa kaybediyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Dolar enflasyon kadar getirmiyor. Enflasyon %120, dolar %50 artıyor. Bu da dolarda hep stres biriktiriyor. Yani enflasyon oranında artmadığı için bir noktada paldır küldür paldır küldür enflasyonu yakalayacak. Ama hangi noktada yakalar bilmiyorum. Herkes diyor ki enflasyon %70'lerde, işte dolar da %50'lerden artıyor zaten. Çok bir fark yok. Öyle değil yavrum. Bu dolar gerçek enflasyonu takip eder. Piyasa enflasyonu. Yani bu dolar canlı bir şeydir. Yani alım satım yapan adam bunu hisseder. Satamıyorsa doların tutulduğunu anlar. Bir şeyi dışarıya satamıyorsa tutulduğunu anlar. Onun yerine bu sefer satmak yerine almak mantıklı olur. Bu sefer biz üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine döneriz. Şu anda insanların herkese kime sorarsan sor tüketim ekonomisine döndük. Yani borsa dolar bazda düşüyorsa üretmiyordur. Yani şirketler, sanayi şirketleri özellikle. Yani sanayi şirketleri üretiyorsa, satıyorsa, kredi çekiyorsa bankalar kazanır. Sanayi şirketi üretemediği noktada kredi de çekemez, banka da kazanamaz. Yani ilk önce sanayi şirketleri şahlanacak ki bankaları da şahlandırsın. Sen şimdi sanayi şirketleri üretemiyorsa, satamıyorsa, bunlar kan kaybediyorsa borsa dolar bazında düşer kardeşim. Düşer. Onun için biz kan kaybediyoruz, düşüyor. Evet, dolar bazında düşüyoruz. Ama biz enflasyon bazlı baktığımızda enflasyon doların iki katı gittiğine göre biz para kazanmamız gerekiyor borsada. Enflasyon doların iki katı. Sen dolar bazında para kaybetmişsin bir sene 3 aydır. Şimdi baktığın zaman rakamlar iyi. Belki TL olarak rakam yükseliyor elindeki rakam ama ne yapayım ben TL'yim. Yani TL 1 lira yükseliyor. Türkiye'deki mallar 10 lira yükseliyor. Ne yapayım? Ben TL yani borsada 1 lira yükselmiş benim hissem ne yapayım? Hatta o bilen yok düşüyor şu an. Evet arkadaşlar şimdi olayı anlıyoruz değil mi? Yani burada bir enflasyon bazlı yükseliş var. Enflasyon %120 yükseliyor. Dolar %50 yükseliyor. Sen şimdi dolar bazlı para kaybettiysen yani dolar %50 yükseldi bir sene. Sen dolar bazlı kaybettiysen o zaman sen %50 yükseltememiş paranı %40'larda yükseltmişsin. Ne demek? Paranı %40 yükseltiyorsun, enflasyon %120 yükseliyor. Anladık değil mi olayı?
Şu an bizim sıkıntımız enflasyon, doların iki katı yükseliyor. Sen yatırım yapmışsın borsaya ve dolar bazında kaybediyorsun. O zaman dolar %50 yükse onun da altına kaybediyorsun. Yani sen aslında enflasyonun yarısı kadar kazanamıyorsun. Yani anladık değil mi olayı? Kazanamıyorsun. Şimdi gelelim matematik kısmına. Yani borsada kaybettiğini anla artık. Halen anlamıyorsan, ben yine kazanıyorum diyorsan bir şey demeye gerek yok. Kazanamıyorsun. İşte anlattık ya, bir sene 3 aydır dolar bazında kaybettin. Dolar %50 yükseldiyse bilen enflasyonun yarısı kadar yükseldi. Enflasyonun yarısı kadar kaybediyor dolar. Sen dolar bazında da kaybediyorsun. Ondan aşağıdasın. Yani daha altta kazanıyorsun. Dolayısıyla genel bakışa baktığın zaman kaybediyorsun. Bunu anladın değil mi? Tamam. Şimdi bu işin matematiksel tarafına bir daha bakalım. Matematiksel tarafı ne diyor bize arkadaşım? Yani matematiksel tarafı şu diyor. Efendim kaç hisse alayım, nereye koyarım, hangi hisseleri alacağız, ne yapacağız, bunu yapacağız. Matematiksel olarak arkadaşlar şöyle düşünün. Yani 3 hisse mi alacağız, 5 hisse mi alacağız, 10 hisse mi tutacağız, 15 hisse mi tutacağız? Böyle konuşuyor borsacılar. Siz borsacılara da inanmayın. Yani bu matematiktir arkadaşlar. Borsacı da bilmez bunu. Kimisi 5 hisse tutacaksın der, kimisi 10 der, kimisi 20 der. Yani biz bunu deniyoruz. Bakın bir senedir, 1,5 senedir ben portföyler oluşturuyorum. 40 portföy oluşturuyorum. Onu yap, yani kendim hisseler alıyorum. Portföyün dışına çıkıyorum. İşte 3 ayda ne oldu? Bilançodan bilançoya ne oldu? Bunların hepsini 3'er 5'er tane böyle denek olarak koyuyorum. İşte şu bu portföy, bu uzun vadeli, bu işte 3 aylık falan. Bu işte finansalları beğendiğimiz portföy. Bunun işte bu taban, yani tabanları güçlü olan, yani finansalları güçlü olan, yani o ayın ekonomisi iyi değil de sürekli güçlü gelen portföyler var. Şimdi böyle böyle ayrı ayrı portföyler oluşturup onların kazançlarına bakıyorum. Ne kadar gittiklerine bakıyorum. Kendim bir şey alıp satıyorum. Onlardan ne kadar kazandığıma bakıyorum. Böyle matematiksel olarak deniyor. Yani sizin en büyük yaptığınız hatayı şurada görüyorum ben. Ya işte borsaya sürekli yatırım yapacaksın. Borsaya sürekli. Ne zaman yatırım yapacaksın? Hemen yapacaksın. Yarın yapacaksın. Sürekli alacaksın. Ne kadar alacaksın? İşte maaşının %20'sini biriktir. %20'sini koy. Tamam güzel yavrum da. Ben bugün aldığım zaman atıyorum %20'si 3 bin lira, 5 bin lira yatırım yapacağım her ay. Ben bugün diyelim 30 bin liralık aldım. Sonra da her ay 3'er bin lira maaşımdan arta kalanı alacağım. Sürekli aldığım zaman ilk başta 30 aldım. Sonraki aylarda 3'er ekliyorum ya. Diyelim 10 sene böyle biriktirdim. Ne oldu 10 sene sonunda? Söyleyeyim mi ben? Amerika'da borsa hep yukarı gidiyor. Orada ne olmuş? Yani hisse mesela Amazon 9 dolarmış. Ben evlendiğimde 10 sene çalışmışım. 10 sene boyunca Amazon'a yatırsaymışım ben parayı. Yani hep kazandığımı Amazon'a yatırsaymışım. 9 dolardan 100 dolarlara çıktı Amazon 10 senede. Bu sefer ne kazandırdı beni? Bana ne kazandırdı? Şunu kazandırdı kardeşim. Amazon 9 dolarlardan 10 dolarlardan başlamış, 100 dolarlara 10 senede çıkmış. Ben evlilik hayatımda ilk başlangıcında Amazon'u keşfettim. Çok iyi bir firma ve bastım parayı, bastım parayı, her ay ona para yatırdım. Biner dolar. Ne oldu? 10 kat arttı, değil mi? Tamam da kardeşim. Bu 10 kat artma sürecinde ben ne kazandım? Hisse 10 kat gidebilir. 10 senede 10 kat gidebilir. Ben ne kazandım? Ben ne kazandım yok. 2 kat kazandım. Yani paramın 2 katını arttırmışım. Amazon 10 kat gitmiş. Efendim bu niye böyle oluyor? İşte sen ilk başta paran yoktu ya. 1000 dolar kazandın. O 1000 dolar 10 sene boyunca o 10 kat getiriyi almış. Sonra yine 1000 dolar kalmış, kazanmışsın. O da o 1000 dolar da yine 10 kata yakın bir getiri getirmiş. İşte bu limit. Sonraki 1000 dolar, sonra 3. ay o da 10 bin dolar. 10, yani o 10 kata yakın. Bu devam ettikçe 4. 5. ay devam ettikçe böyle ne olmuş? O hani hisse 10 TL'den 100 TL, 10 dolardan 100 dolara gitmişti ya. İlk aylardaki senin kazancın 10 kat. 1'e 10. Yani 1000 dolar koyduysan 10 bin dolar getirmiş o. Öbürkü ay yine 10 bin dolar, 10 bin. Yani ne oluyor? İlk başta 1000 dolarlar
10'a katlıyor. O koyduğum 1000 dolara 10'a katlıyor. Katlıyor. Sonra azalmaya başlıyor. Azalmaya başlıyor. Sonra 3. 4. yıldan sonra iyice azalıyor. Sonra 5. 6. yıldan sonra bilmem neden sonra hemen hemen hiç getirmez hale geliyor. Sonra böyle yapışıyor. Ne yapıyor bu? İlk başta o en zirve yapıyor. O en zirveden başlıyor aşağıya doğru, limite doğru iniyor. En son seneler hemen hemen hiç getirmiyor. Ama sen de işin acayip ya. En son senelerde daha çok para kazanıyorsun, daha çok koyuyorsun ona ama hiç getirmiyor. Anladık değil mi olayı? Yani en son senelerde daha çok uzmanlaşıyorsun, maaşların artıyor, kazançların artıyor. Ama en son seneler senin koyduğun o paralar hiç getirmiyor. Hemen hemen hiç getirmiyor. İşte arkadaşım işin sırrı burada yatıyor. Sen ilk başta 10 senelik bir krediyi çekseydin, o Amazon'a yatırsaydın, o krediyi ay ay taksit taksit ödeseydin 10 sene boyunca, ilk başta yatırdığın o yüklü miktar 10 sene boyunca çalışıp da kazanacağın kredi 10 kat getirecekti sana. Yani sen 1000 dolar yerine kredi çekip 100 bin dolar yatırsaydın o 1 milyon dolara 10 kat çıkacaktı. Ama sen öyle yapmadın. Kazandıkça koyarım dedin. Sonra bir baktın herkes 10 kat kazanmış, sen 2 kat kazanmışsın. Yani bu ne demek? 10 sene boyunca çalıştın 100 bin dolar, yani 100 bin dolar kazandın. 100 bin dolar daha getirir 2 kat. Ama sen 10 sene önce çalışmadan önce kredi çekip 10 bin yani 100 bin doları oraya koysaydın 10 sene sonunda 1 milyon doların olacaktı. 800 bin dolar fazladan alacaktın. Olayı anladık değil mi? Yani sizin anlamadığınız nokta burası, limit diye bir şey var. Yani kredi çekme olayı da böyle. Yani sen kredi çekiyorsun. Diyelim 300 bin lira kredi çektin. 10 seneliğine çektin ya da 3 milyon lira çektin 10 seneliğine. Senin ilk ay ödeyeceğin faiz miktarı en büyük faiz oluyor. En büyük faiz. Yani çok büyük bir faiz ödüyorsun. Sonraki ay daha azala azala gidiyor. İşte sen 10 senelik çektiğin faizin 3 senesini ödediğin zaman sen alayını ödemiş oluyorsun zaten. Bitti. Geri kalan 7 senelik kısım bir işe yaramıyor. Yani sen bunu kapatsan da kapatmasan da zaten banka sana ilk 3 senede alacağını neye göre alıyor? İşte ilk başta ana para 3 milyon ya, o 3 milyonun bir aylık faizini alıyor. Sonra geri kalanı derken o 10 senelik kredide ilk 3 sene sen anasını ödüyorsun zaten. Sen olayı anladın mı, anlamadın mı? Ondan sonraki taksitler çerez niyetine kalıyor. Yani çerez niyetine değil ama şöyle o faizleri çerez niyetine kalıyor. Hele hele en son ödediğin taksitin faizi hemen hemen yok gibi bir şey. Ha, şunu demeye çalışıyorum. İşte limit bu arkadaşım. Limit bu. Yani yatırım yapıyorsan, mantıklı bir yatırım yapıyorsan bu limit kuralına uyacaksın. Bizim Türkiye'de ne yapıyorlar arkadaşlar? Şöyle yapıyorlar. Bir şey yatırıma para aktarıyor adam. O yükselmeye başlayınca bakıyor ki iyi kazanıyor. Daha çok para aktarıyor. Daha çok para aktarıyor. O aslında zirvelere gelmiştir. Oralarda daha çok para aktarıyor. Sonra bir düşüyor bu sertçe. Ondan sonra ilk başta o aktardığı düşük miktar hisse arttıkça daha çok miktar artıyor. Ama bunun ortalaması sürekli yükseliyor. Hisse düştükten sonra bir bakıyor ki ne para kazanıyor ne para kaybediyor. Ondan sonra uzunca süre o aşağılarda kaldığı zaman bu sefer ne oluyor kardeşim? Sen enflasyon yüzünden para kaybediyorsun. Mesela örnek vereyim Hektaş, mesela örnek vereyim Sasa. Anladık değil mi? Yani ilk başta böyle yükselirken sen yükseldikçe para yatırıyorsun. Zannediyorsun ki para kazanıyorsun. Bir şey yükseldikçe para yatırıyorsan sen maliyetini arttırıyorsun demektir. Bir şey düşerken para yatırılır. Yani bir şey ucuzdur, düşer. Sen dersin bir daha alacağım, bir daha alacağım. Orada mantık vardır. Ama sürekli yükselirken sen para yatırıyorsan bir gün bir adam satış yaptığı zaman en dipten alan adam ondan sonra sana kalır en üstten. En son sahibi olursun, senelerce sürünürsün. İşte limit diye bir şey budur. Limit. Yani bu limitlere uymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sen yatırım yapıyorsan hiç yükselmeyen bir şeye yatırım yapman lazım. Yükseldikten sonra yatırım yapmanın bir anlamı yoktur. Mesela borsada kaç hisse olsun? Yani borsada kaç hisse olsun diyor ya. İşte borsada kaç hisse olsun olayına matematiksel olarak bakalım. Borsada arkadaşım yani bir rakam söylemeyeceğim.
Ama limit olarak baktığımız zaman diyelim 600 hisse var. Sen güzellerini seçtin. Seçtin güzel hisselerini. Bunun temeli var, bunun temeli var, şunun temeli var. Attın 500 tanesini. Kaldı mı 100 tane elinde? Kaldı. Tamam. Sen şimdi bu 100 tane hisseden 3 tanesine yatırım yapabilirsin. 5 tane, 10 tanesine ya da 20 tanesine yatırım yapar. Ya da 25 tanesine yatırım yap. Sen şimdi 25 tane yatırım yapmakla 5 tane yatırım yapmak bu 100 hisseye ne anlam taşıyor matematiksel olarak? Şu anlamı taşıyor. Yani sen burada 5 tane hisseye yatırım yaparsan bu 5 hisse yaptığın yatırımlar hisseye bağlı olabilir. Ama sen burada 25 hisseye yatırım yapıyorsan bu yaptığım yatırımlar senin yaptığın yatırımlar hisseye bağlı olmaz. Anladık değil mi olayı? Hisseye bağlı olmaz. Efendim nasıl olmaz? İşte benim seçtiğim hisseler iyi gitmez mi? Hayır. Neye bağlı olur peki bunlar? Şuna bağlı olur. İşte limite bağlı olur. Limit nedir? Bir şeyde mesela bir tane böyle 100 tane hisse var. Bu hisseden 3-5'ini yatırım yapacaksın ya da 30 tanesini yatırım yapacaksın. Sen bunun 3'ünü yatırım yapmakla 30'unu yatırım yapmak arasındaki farkı bilmiyorsan borsada kaybedersin. 3'üne yatırım yapmak bu şirketlerin performansını gösterir bir yatırım. 30'una yatırım yapıyorsan bu şirketlerin performansını gösterir bir yatırım değil. Efendim ne bu? Bu 30 tane şirkete yatırım yapıyorsan 100 şirket içinden en iyi dediğin 100 şirket orada sen limit kullanmışsın demek. Limit ne demek? Bu artık 3'ten 30'a gitti ya, arttırdın ya. Bu limit borsaya yaklaşıyor demek. Ne demek bu? Borsa performansı demek. Yani bu 30 tane olmaz, 100 taneyi alırsan, ya 30 taneyi de alsan, 100 taneyi de alsan hemen hemen borsa performansı demek. Ya mesela adam anket yapıyor. 70-80 milyon Türkiye'yiz. Adam 2000 kişiye bakıyor. Diyor ki kardeşim diyor bu 2000 kişi de ben sordum. İşte %45 şu çıkacak, %46 şu çıkacak. İşte %2 yanılma payı. Neye göre diyor bunu? İşte belli bir küme seçiyor. O kümede yaptığı araştırmalar bu Türkiye'nin genelinin limitine yaklaşıyorum ben diyor. Yani o sayıyı arttırırsan doğru sonuca daha çok yakınırsın. Ama sayıyı arttırdın mı daha çok maliyet. Yani daha çok para ödeyeceksin. Daha çok kişinin adaya. Yani sen daha az maliyetle daha doğru bir sonuca yaklaşman gerekiyor. İşte limit bu. Yani sen orada 5 milyon kişiye gidersen tabii ki daha çok yani yakın sıcak. Ama adam ne yapıyor? En adil bir şekilde en az kişiyle benim yaptığım anket en yakın doğru sonuca versin diyor. İşte bu limit kavramı. Limit kavramı. Limit. İşte borsada böyle. 3 şirket seçmekle 30 şirket seçmek arasında limit kavramı var. 3 şirket seçersen borsadaki düzene ayak uydurmazsın. 30 tane şirket seçersen ben şirketlerim çok güvet, en iyi 30 şirketi seçtim, çok iyi kazanacağım. Nah kazanacaksın. Sen yaptığın şey şu oldu. Limit işlemi yaptın. O limit borsaya seni şey yaptı, kote etti. Ne demek? Borsaya limitledi. Yani Türk borsasına limitlemek ne demek? Dolar bazında Türk borsası kazanıyorsa kazanırsın. Kaybediyorsa yani artık sen BIST 100'ün yani ya da borsanın genel halinin kazandığı ve kaybettiği bir şey oldun artık. O 30 şirketi kabul ettiğin zaman artık sen borsa ne kazanıyorsa onu kazanırsın. Borsa ne kaybediyorsa onu artık sen borsaya limitledin kendini. Anlatabiliyor muyum? Hatta 10 tane şirket seçiyorsan da aynı sonuç. Yani 100 tane iyi şirket seçtim dersin. Bunun 10 tanesini ben yatırım yaptım diyorsan artık senin yatırımın o şirketlere değil borsayadır. Olayı anladık değil mi? Yani 100 şirketin 10'unu sen yatırım yapıyorsan artık borsaya limitlemişsin kendini. Bizim yatırımımız nasıl arkadaşlar? Bizim yatırımımız da böyle işte. Bizim yatırımımız borsaya bakmak. Diyoruz ki borsadan kaçın, kaçın, kaçın kardeş, kaçın. Sonra gidiyor, düşüyor, 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 sonra alın. Yani sonra alıyorsun ama. Ya işte adam soruyor, hocam bu hisseyi mi alacağız, şunu mu alacağız, şu. Ya arkadaş önemli değil. Önemli değil. Hangi hisseyi aldın önemli değil. Yani biz burada 3 aylık işte iyi ucuz kalmış hisseler diye bir yayın yapıyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Borsanın düştüğü ve rahat bir şekilde nefes aldığı ve yukarı geçme potansiyelinin %90 olduğu bir zaman yapıyoruz. Genelde. Borsa en zirvelere de gitmiş.
kırmızı alarmları yapmış. Biz ucuz kalmış hisse arasak ne olur? Hepsi pahalı kalmış zaten. Yani iyi bilanço açıklayıp ucuz hale gelmeleri lazım. Şu an enflasyon muhasebesinden dolayı iyi bilanço açan ne kadar olacak? Yani onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani şimdi sen borsaya biz yatırım yapıyorsak 10 tane 15 tane şirket seçeceksek o 10-15 şirket bizim şirketimiz olamaz. Nasıl olamaz? Borsanın şirketi olur. Yani seçin o 10-15 şirket seçiyorsan sen borsaya yatırım yapıyorsun kardeşim. Borsaya yatırım ne demek? Türk borsası BIST 100'e aç bak ona yatırım demek. BIST 100 yükseliyorsa senin şirketlerin yükselir, düşerse senin şirketlerin düşer demek. Çünkü sen limit kavramı içindesin şu an ama bilmiyorsun. Sen zannediyorsun ki ben o şirketlere yatırım yapayım. Hayır. Sen limit kavramı içindesin. O 15 şirket ya da 30 şirket seçtiğin şirketlerle BIST 100'e ya da BIST TÜM'e yatırım yapmış oldun. Ne oluyor? Bir de diyorsun ki ya kardeş sektörlerden de seç diyor. Ha, aynı sektöre yapma diyor. Şundan 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 seç. Onları da seçtin mi zaten sen birebir borsaya yatırım yaptın. Ha tamam. O zaman sen şirkete bakmayacaksın. Şirkete bakmayacaksın. O zaman nereye bakacaksın kardeşim? O zaman BIST 100 nasıl olacak? BIST 100 nasıl olacağını zaten bir tane grafiği var. Oradan teknik olarak bakıyorsun. Temeli yok bu BIST 100'ün. Temeli ülke ekonomisi. Temeli yani diyorum ya 2013'ten 2020 10 sene boyunca düşe 500 dolardan 150 dolarlara geldi. 150 dolarlara geldi. Şimdi sen BIST 100'e halen ben yatırım yapacağım, para kazanacağım diye düşünüyorsan kardeşim dediğim gibi 1,5 senedir ya 1,5 sene 3 aydır var olan dolar bazını koruyamıyor. Daha da aşağı iniyor. Şimdi ne denir buna? O zaman sen 15 tane hisse almışsan dolar bazında kazandın mı kaybettin mi? İşte yatırımcı kaybeder. Ama spekülatörsen ya şu hisseleri alın bunlar önümüzdeki süreçte iyi gidecek deyip de arkanda 30 bin kişi varsa o hisseyi alıp yükseltiyorsan ilk önce sen giriyorsan çıkarken de çıkarsın sonra çıkın dersin ondan sonra en yükseğe sen kazanırsın. Onu bilmiyorum. Onlar ayrı. Mesela yatırım kuruluşları bunlar gidecekler. İlk önce kendini alır sonra millete alır. Kendi kazanır. Onlar kazanabilir. Ama senin şu an 10-15 hisselik bir portföyün varsa ve borsada başka birilerini dinlemiyorsan sen o zaman borsaya yatırım yapmışsın. Ha ben aracı kurumları dinliyorum. O zaman borsa olmuyor. Yani aracı kurum pozisyon aldırıyorsa zenginlerin ondan sonra seni oraya arkasına atıyorsa sen zarar yaparsın. 3 ay, 5 ay, 6 ayda yine zarar yaparsın arkadaşım. Onun için demem o ki arkadaşlar limit kavramı çok önemli. Sen hisselerini arttırıyorsan bir limitin içine giriyorsun. Borsa limiti. Borsa limitinin içine girdiğin zaman şunu sorman lazım. Ya bu borsadan para kazanılacak mı? Bakalım. Borsa böyle gidiyor, böyle geliyor. Böyle gidiyor, böyle geliyor. Ya bu %50 yükseliyor, %50 düşüyor. Her şey olabiliyor. Ha, o zaman kardeşim bunu olasılık dahilinde yatırım yapacaksın. Yani BIST 100'ün yani hisselerin temelini biliyoruz ama temeli iyi olan hisse yükselecek diye bir anlam yok. Sen 15-20 tane hisse almışsan o zaman senin o hisselerin borsaya limitlemiş kendini. O zaman borsaya bakacaksın. Borsaya da bakıyorum ben diyorsun. O zaman borsanın işte 90 ihtimal yükselme ihtimali olan zamanı var. %90 ihtimal düşme zamanı olan var. Sen şimdi %90 ihtimal en zirvede gidip haberler yapılıyor. Borsa bugün de zirve, bugün de zirve dediği işte o sürekli her gün yükselen tarafta gidip hisse alıyorsan kusura bakma ilk önce sen zarara gireceksin. İşte orada borsa %95 ihtimal düşecektir. %90 ihtimal yükseleceği zaman sen gireceksin o borsaya. Çünkü sen artık o 15 hisse senin borsa hissesi olmuş, limit hissesi olmuş. Borsanın yönü o senin hisseleri tayin ediyor. Kazanıp kazanmayacağım borsanın yönü. Borsa gitmiş zirvelere. Sen giriyorsun oradan para kazanacağını düşünüyorsun. 2 ay, 3 ay belki biraz 3-5 kazanıyorsun. 4. 5. ay pat 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 düşüyor. Bir bakıyorsun paranın yarısını kaybetmişsin. Önemli olan bizim Türkiye borsasında parayı kaybetmek değil. Yani şöyle adam seni uyutuyor. 6 ay 1 sene uyutuyor. İlk önce kazandırıyor bir miktar sonra pat pat düşürüyor. Kazandığı kayıp aynı oluyor. Aradan 1 sene geçmiş oluyor. Sen zaten %120 enflasyonlu olan bir ülkede 1 sene boyunca ilk önce kazanmış oluyorsun sonra kaybetmiş oluyorsun. 0'a 0 oluyorsun.
Enflasyondan dolayı zaten kaybetmiş oluyorsun sen. Demek ki arkadaşım, borsanın yüksek olduğu dönemler riskli dönemler, borsanın düşük olduğu dönemler az riskli dönemler. Yani borsaya gireceksen düşük olduğu zamanlarda gireceksin. Bu dediğim limitlere uyarsan, 10-15 hisse alırım ve düşük olduğu zaman da alırım dersen kazanırsın, çıkarsın. Ben ne yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Ben diyorum ki %30, %40 yeter hisselerden. Tak 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 %30 alıyorum. Bu bir ay içinde oluyor genelde. Bir, 1,5 ay demiyor. %30'umu aldım mı çıkıyorum. Öbüründen aldım mı çıkıyorum. Öbüründen aldım mı çıkıyorum. 20 tane hisse koymuşsam diyelim 18-19 tanesini %30 almışsam birkaç ayında o senenin %30'unu kazanmış oluyorum. Heh. Şimdi işte benim şansım da kötü. Matematiği iyi bilirim, yatırımı iyi bilirim ama şans en kötü. 20 tane hisse seç deseler ve borsa rally yapacak deseler %30 kazansan ben 20 tane hisseyi seçerim. O 20 hisse seçmediğim 2-3 hisse kalan yani 25 hisse olsun. 20 tanesini seçsem kalan dıştaki 5 hisse ilk önce onlar tavan tavan gider. Benim şans böyle. Yani o hisseleri biliyorum ama 2 tane hisse kalıyor, seçimini yapıyorum. Öbürü gidiyor, benimki kalıyor. Mesela iş bir 90'lardan aldırdım, eşim aldı, ben almadım, o gitti. Yani biliyoruz, bilmiyoruz değil ama bakıyorsun böyle şunu mu şunu mu diyorsun. Yani onun hisseleri gitti, benimkiler gitmedi. Ha sonra ne oldu? Geri geldi. Yani belki 130'lara geldi ama şunu demeye çalışıyorum. Bütün borsa geri geldi. Yani benim taktiğim %30, %40 alınca çıkmak. Mesela işbirlerden %50'leri gördüğümüzde ben çoktan çıkardım. Eşim çıkmadı. %50'den %20'ye düştü belki kârı. Anlatabiliyor muyum olayı? Yani bizim burada benim taktiğim çok iyi uyguluyorum. Çok iyi kazanıyorum. Ama ve lakin şans yok bende. O zaman bu 30 tane hisse alalım. Hepsinden %30 aldığımda çıkalım, öbürünü atlayalım. Çıkalım o. En iyi mantık bu arkadaşlar. Yani borsa düşükken girilir. Borsa düşükken girilir. Rally yapmadan önce algılanır. Rally başladığı zaman 20-30 tane güzel şirket, temel sağlam şirkete ortak olunur. %30'unu aldın mı çıkarsın. Yani biz zaten böyle yaptık. Mesela Vestel'lerde falan yaptık ama benim aldıklarımın yarısından fazlasını eşim aldı. Bu sefer ona denk geldi bu iyi gidenler. Şimdi o karlarını realize etmediği için geri kaybetti. Son bir iki ay olanı anlatıyorum. Geçen seneler ayrı konu. Dolayısıyla arkadaşlar taktik, en iyi taktik bu. Yani borsa düşüşte giriş yaparsın. Bir rally yaparsa %100 kazanmayı bekleme. %100 kazananlar kazansın. %30, %40'ını al. Ondan sonra zaten altın mı dolar mı yine onlarda da kazanç oluyor. Dolayısıyla arkadaşım bu limit kavramı çok önemlidir. Yani kaç hisse alman hiç önemli değil. Yani çok hisse almışsın. Sektör sektör dağıtmışsın. Sen borsaya kote olmuşsun ama borsa zirvede. Oradan bir inmeye başladı mı ne olur anlayamazsın bile nasıl para kaybettiğini. Onun için arkadaşlar bu limittir ve olasılıktır. Bunları hesap ederekten yatırım yaparsanız her zaman ben üniversite mezunu değilim, hesaplayamıyorum bunları diyorsanız da işte olasılık ne demektir? En zirve yakınsa ihtimali, düşme ihtimali çok yüksek. En diplere yakınsa yükselme ihtimali çok yüksek demek. Bu basittir. O zaman bakarsın şöyle gözünle, zirvelerde ise girmezsin. Diplere yakınsa girersin arkadaşım. Herkese iyi günler.